Makyözlerin virtüözü var burada. Sen hala uykusuzluğun izlerini mi arıyorsun? Ay, bozuluyorum bak. Gerildim Merihciğim, tamam? Gerildim. Gerilirsen hata yaparsın. Keep calm, sakin. Tamam da bizim bugün o parayı almamız lazım. Ya Bige bize son dakika arzı çıkartırsa o zaman ne yapacağız? Hı? Ay ne yapabilir ki? Ya hesap belli. Ekip önden ödeme istiyor diyeceğiz. Hem zaten parayı o vermiyor ki. Dur. Merihciğim, peki sen bu ucuz işçilikle bu aplikasyonu çıkartacağımıza inanıyor musun? Hayır, ben bu çocuklardan hiç ümitli değilim de o yüzden soruyorum. Tatlım, pardon da bulunduğun yerden sen burayı ümit edebiliyor muydun? Ha, step by step. Yani her şeyi aynı anda düşünürsek hiçbir şeyi halledemeyiz. Sen şimdi bak, içine dön. Hı-hı. Sakinle ve Melis'i yüklemeye başla. Bak, zira bu kaygı yumağıyla Bige seni o masada paketler bırakır. Biz buralara paketlenmeye gelmedik Merihciğim. Hadi bitirelim şu işi. Bunlar daha çok basic'ler. Yeni çalışmaya başladığımız için tabii. Yok, vallahi bu kadar kısa sürede gayet güzel yol kat etmişsiniz. Tebrik ediyorum sizi. Yalnız biz bütçeyi konuşmadık. Ne yapalım? Yani yaşanan durumlar yüzünden sıkıştırmak istemedim pek. Hallediyordum ben, bir sıkıntı yok. Acelesi de yoktu. Artık ne zaman uygun olursa. Ben her zaman müsaitim. İsterseniz hemen konuşabilirim muhasebeyle. Tabii. Açık muhasebe olacak zaten. Muhasebeniz benimle iletişime geçebilir. Ben bu iyimser havayı bozacağım ama dün ben de biraz çalıştım. Bazı notlarım olacak müsaadenizle. Tabii, dinliyoruz bir gecim merakla. Şimdi, fikir zaten güzel. Başından beri hemfikiriz. Uygulama da fena olmamış. Tebrikler. Ama sanki profesyonel bir dokunuşa ihtiyaç var. İsterseniz benim notlarım üzerine ilerleyelim. Tabii, ilerleyelim tabii. Melih, sen de bakılır notlarının biz de farkındayız ama daha yolun çok başında olduğumuz için. Anlıyorum, anlıyorum hayatım. Argümanlarınızı da kabul ediyorum ama tasarım grubunu değiştirmekte ısrar ediyorum. Çünkü belli ki bu ekipte bu göz yok. Olsun, olsun. Ortak beğeneyi bulana kadar çalışırlar. Hayatım, vakit kaybı. Hem sen de görüyorsundur. Paris School of Art'ta yetişmiş bir gözsün neticede. Moda diye hatırlıyorum. Doğru mu Melis? Moda. Ama ben bu işe de el attım. Ve size bir sürpriz yapıp buraya alanında çok iyi bir arkadaşımı davet ettim. Yani biraz bütçeyi yükseltecektir ama kesinlikle işin ehlidir. Hem de seninle aynı okulda okumuş Melis için. Ya? Ben o zaman onu hemen karşılayıp geliyorum. Bir güzel sürpriz. Çok güzel sürpriz. Thank you.
Müstakbel karımın güzelliğine doyamadan işe kaçmak zorunda kaldım. Anne. Sabah şerifleriniz hayır olsun Neslihan Hanım. Dışarıda dünya yanıyor. Haspamın bir parça kilimi bile yanmamış. Maşallah. Benim kilimim ne zamandan beri ailenin umurunda olmuş? Senin şimdi varoluşsal problemlerinin ne sırası ne de yeri Neslihan. Bana felsefe yapma kızım. Şirket elden giriyor. Haberin var mı senin bunda? Onur Bey sinsice adım adım ağlarını örüyor. Kafan basıyor mu kızım senin? Ne oldu anne? Oğlunun başarılı çıkışı kurtarmadı mı sizi? Neydi o? Victor Ipto. Kardeşinle alay edeceğini. Ona destek olsan daha iyi değil mi kızım? Hem sen biliyorsun. Babanın kızlarından çok erkek evlatlarına daha düşkün olduğunu biliyorsun. Değil mi? Ne yapalım yani? Kaderimize razı mı olalım? Böyle bir babamız var diye küselim mi, ağlayalım mı? Ne yapalım yani? E tamam işte. Zaferiyle gurur duysun anne. Hem işi var hem de erkek çocuğu. Çörek. Başlarım senin çöreğine. Ne çöreği? Çöreğin sırası mı şimdi? Kendine gel artık kendine. İş çok, vakit yok. Ne yaptın mesela? Bilge meselesi sendeydi. Ne buldun? Ne çıkardın ortaya? Ne? Toz, hiçbir şey yok. Bak baban o düğünü öne alacak kızım. Bunun için çalışıyor. Her saniye bizim aleyhimize işliyor. Anladın mı beni? Anlıyorum. Neyi anladın? Çok iyi anladım. Ben de sandım ki beni merak edip buraya kadar geldi. Çok salağım. Hep aynı beklenti. Bir umut. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zafer Köksal. Nil. Hoş geldiniz. Merih, Melis bende. Merhaba. Memnun oldum. Evet, vallahi Bilge Hanım sizi öve öve bitiremedi. Merakla dinliyorum sizi. Bilge bana projeden bahsettiğinde çok heyecanlandım. Uzun zamandır benim de aklımda olan bir şeydi. Yani epeyce fikrim var. Ne hoş, ne hoş değil mi Merih? Melis'te de aynı okuldan mezunmuşsunuz. Öyle mi? Ben de çok şaşırdım hayatım. Yani ne kadar iyi bir tasarımcı olduğunu biliyordum ama okuluna bakmamıştım. Melis'ten sonra dikkatimi çekti. Siz hangi dönem mezunsunuz? Aynı dönemde okumuşsunuz. Ya hiç bahsetmedin bir gece. Hayatım ben de yeni fark ettim. Aynı okulda hiç karşılaşmayın. Gelin burada aynı masada oturun. Biraz garip geldi. Değil mi? Dünya ne küçük gerçekten. Çok şanslısınız. Sen çok güzel okumuş. Melis Hanım hep anlatır, özenirim. Değil mi Melis Hanım? Ya hadi bak yılmak yok. Mezun olduğun okul. Paris School of Art. Eski adı? Sen Art School. Yani kısaca sen. Peki o dönemdeki en efsanevi kadrosunu kimler oluşturuyordu? Ya Merih bunlar hep ıvır zıvır bilgiler değil mi? Biliyorum işte yetmez mi? Network her şeydir. Bir bilene denk gelirsin. Şişer kalırsın. Ya burası senin mezun olduğun okul. Hadi dökül. Tamam. Tamam hatırlayacağım. Dur bekle. Evet. Moda okudum ben. Tasarımla da ortak bir dersimiz vardı. Bayan Matilde'nin dersi. Sen mi? Nil... Paris School of Art'ta okumamış mıydın? Evet, farklı herhalde. Hayır, hayır. Paris School of Art yeni ismi. Ama genelde pek yeni ismiyle bilinmez. Sen Art School diye bilinir. Kısaca sen. Bilmiyor muydunuz siz? Ortak dersiniz varsa karşılaşmışsınızdır canım. Yani kaç tane Türk olacak sonuçta bir sınıfta? Bilgeciğim, seninle iki dakika dışarıda bir görüşebilir miyiz? Sana söylemem gereken bir şey vardı. Kusura bakmayın tekrardan, hemen döneriz. Hemen geliyorum ben. Arkadaşlar ne oluyor? Hı.
Bana bak, ben buraya tırnaklarımla kazıyarak geldim. Senin gibi baba parasıyla hazıra konmadım Bige Hanım. Hem böyle kumpaslar kurmak senin haddin değil. Nasıl? Çok eğlendiniz mi? Ne diyorsun Nil? Anlamıyorum. Gayet iyi anlıyorsun. Benim bir gerekçem var. Ben yeteneğimi sizin gibilerin gözüne ancak sokabildim. Senin gerekçen ne? Ne gerekçesi? Ne diyorsun ya? Hadi oradan ya. İşsiz gibi bir de beni yalanlamak için okuldan birini bulup getirmişsin karşıma. Ama ben bunun rövanşını alırım elbet. Ya iyice salağa bağladım. Ne rövanşı? Okulu. CV'me yalan yere eklediğimi madem fark ettin, niye gelip insan gibi bana sormuyorsun gerekçemi? Ama tabii zengin şımarık kızımız bunu da ancak bir sahneye çevirecekti değil mi? Ama unutma, ben sizden olmayabilirim ama sizin yanınızda piştim Bige Hanım. Bunun rövanşını alacağım. Ne oldu Bige? Çok acil bir işi çıktı da özürlerini iletti. Neye sinirlenmiş olabilir sence bu kadar? Sanatçı kaprisi herhalde. Böyle değildi ama. Çok bozmuş. Bozmuş. Tebrik ediyorum. Sayende tarihin en tuhaf toplantılarından birini gerçekleştirdik. İyi ki bizimlesin. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu. Onu da biz kaçırdık sanırım. Hı? Evet kızım, evet. Ben seni hiç düşünmedim. Seni hiç merak etmedim. Evet. Sen buna inanmaya devam et. Sen böyle düşünmeye devam et kızım. Otur, acı kendine burada, ağla. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Ne yaptıysak seni sevdiğimize ikna edemedik. Çok ilginç. Ne yaptınız bana anne? Bana hayatım boyunca ne yaptınız? Ha? Hastanede o gün bana tokat attın ya kendime getirmek için. Babam da işte sağ olsun hayatımın tokatını attı bana. Kendime geldim. Aydım, gözlerim açıldı. Yaşadığımı fark ettim. Kızım ben sana hep söylemiyor muyum? Eğer Zafer konusunda benim yanımda olsaydın sen, şu anda baban Onur'u seçiyor olmazdı. Hala Zafer diyorsun, farkında mısın anne? Ha? Hala bana Zafer'i destekle diyorsun, farkında mısın bunun? Ya ben kendimi bildim bileli çalıştım. Zafer'in yaşadığı hayatın çeyreğini yaşadın mı bir gün? Ha? Gezdin mi, eğlendin mi? Ha? Hayatımı yaşadın mı anne bir kere olsun bile? Ha, ne için? Bu muameleyi görmek için mi yaşadım? Zafer Paşa şimdi kalkmış, gezip tozup bu yaşına gelmiş. Saçma sapan bir tane şirket kuruyor. Biz de ailece kalkıp onu alkışlıyoruz. Bravo. Büyük iş başardın. Saçma sapan mı? Nesi saçma sapanmış? Çocuğun boşu boşuna günahını almışız. Gezip tozmamış çocuk, şirket kurmuş. Baban da bunu onayladı. Doğru. Onayladı. Çünkü onun Onur'u var. Senin de Zafer'in var. İyi olan kazansın. Ben artık bu yarışta yokum. Bundan sonra da kendi hayatıma bakacağım. Kendi hayatına bakacaksın öyle mi? Kendi hayatıma bakacağım. Lütfen daha fazla tartışmayalım anne. Konuşarak anlaşabileceğimiz bir şey yok. Pekala. Bugüne kadar bütün başarın, emeğin, çaban hepsi çöp oldu kızım. O çöpün üzerine rahat rahat oturabilirsin. Aferin sana Neslihan. Aferin kızım. O çörekleri de topla yerden, nimettir. Günah. Nil'den beklerdim ama Nil'den böyle bir yalan ölsem aklıma gelmezdi. Hayır, kız alanında çok iyi.
Referansında bir sürü büyük firma var. Bir de diyor ki özel planladın. Delirmiş. Sen Melis'i mi sınamak istedin? Ben kimseyi sınamak istemedim Onur. Bari sen yapma. Ben işini hakkıyla yapacak birine teslim edelim dedim. Olaylar çıktı. Hakkını verecek olan o değilmiş demek ki. Neyse. Melis'le ilgili kafan rahatlamış oldu mu? Yanlış anlamamıştır umarım. Allah Allah, neyini yanlış anlayacak? Hayır, ne ima ediyorsun yani sen şimdi? Anlamadı, korkma. Sanatçı kapris dedim, geçiştirdim. Kırılmamıştır, çok kıymetli Melis Hanım'ınız. Bige, bu imalar gerçekten benim çok canım sıktı artık. Yeteri kadar derdim var. Saçma bir Nil krizi de biz yaşamayalım ha. Gereksiz bir kadının sebep oldukları yetse mi artık? Olaya bak ya. Bütün işimizi mahvetti ya sinsi yılan. Farkındasın değil mi? Cadı. Taktı sana bir kere. Ama nasıl kendi kazdığı kuyuya düştü? Ben onu fark etmemiştim biliyor musun? Sonradan düştü bende de jeton. Ya o yüzden ben seni o kadar çalıştırdım tatlım. Dersine çalışmamış bir yalancı iki soruda öyle hemen dağılıverir işte. Yalnız böyle şans olmaz. Ben gerçekten inanmaya başladım senin şu kaderim benim olayına. Bir de başımda Bige gibi kara bulut olmasa... Hay her taşın altından çıkıyor. Parayı da alamadık zaten onun yüzünden. Ay, alsak ne olacak? Bige'nin oluşturmak istediği kadroyla bize simit parası kalır anca. Sorma. Fransa'dan yazılımcı, Londra'dan tasarımcı. Real Madrid'e kadro kuruyor sanki abla. Evet. Ne oldu? Alabildiniz mi parayı? Eyvah. Alp. Felaket tellalı olmak istemem ama bu cadaloz varken bir haftada parayı denkleştirmek biraz hayal gibi görünüyor bana. Şu adamların teklifini bir daha mı değerlendirsek acaba? Saçmalama Merih. Ne mafyayla el mi sıkışalım yani? Çüş. Yani yoksa onlar bizim bir tarafımıza sıkacaklar aşko. Alternatifimizin olduğuna şükredelim. Haftaya helvanızın kavrulacağı kesin bilgiydi an itibariyle. Yani en azından Alp ne istiyorlar bir iyice öğrensin ha. Olmaz. Olmaz ya köksallara zarar verirse o zaman ne olacak Merih? Ne istedikleri bir öğrenelim ondan sonra düşünelim ha. Sen Adonis'i bir arasana. Tamam ama sen de şunu bir araştır. Bige'ye çok fena kurulup gitti o. Bakalım dışarıda neler olmuş. Orada işimize yarayacak bir şeyler var kesin. Aklımı okudun. Öğreniyorsun bu işi ha. Aferin. Herhalde. Düşünebiliyor musun? Bana gelmiş hala Zafer'i destekle diyor. Paşasının arkasını toplayacağım ya ben hep. Peki çok mu saçma yaptığı şey? Bilmiyorum. Bir sürü şeye bakmak lazım sözleşmesine, ortaklarına da mesele bu değil ki zaten Ümit. Ben senin meselenin ne olduğunu çok iyi biliyorum Nesli. Eğer bu çarktan çıkacak kadar uyandıysan da senin adına mutlu olurum. Ne yapayım yani? Gidip kendime ben de şirket mi kurayım? O zaman beni de böyle alkışlayacaklar mı sanıyorsun? Sen gittin kendi restoranını açtın. Alkışladılar mı Ümit? Babam batırmak için elinden geleni yapar. Ben onlardan alkış beklemeyi bırakalı çok oluyor Nesli. Görüyorsun, rahat da ediyorum. Eğer sen de bırakırsan ancak o zaman bulacaksın kendi yolunu. Bizimkileri değiştiremezsin. Kendin değişebilirsin. Başka çıkış yok. Beni kendisine hayat arkadaşı olarak seçmiş. Ben mutluluktan delirmeyeyim de ne yapayım? Neslihan Köksal. Ya da Neslihan Gürman mı desek acaba? Biraz sancılı oluyor ama bırakmaya başladım bile. Yakında benim de size sürprizlerim olacak. Hesaptan bir yurt artı hissettim. Normal mi? Tabii ya. Ha şöyle. Aklın yolu bir. Arada kafanın çalışmasını görmek güzel.
Abi sen bizden tam olarak ne istiyorsun? Kolay ya. Küçücük bir şey. Köksallar lojistik bölümüne şoför alımını yapacaklar. Bizim elemanın adını orada işe alınacaklar listesine koyacak. Hepsi bu. Abi nasıl yapsın bunu? Vallahi nasıllar hep sizde. Arkadaşım bu işi halledene kadar burada bizim misafirimizsin ona göre. E hadi ara şu sevgilini. Anlat her şeyi. Alo, Zeynep. Ay delirdin herhalde. Ay ben yapamam böyle bir şeyi. Sen bu işi halledene kadar beni burada tutuyorlar diyorum. Sen ne diyorsun ya? Yapabilirsin. Yapabilirsin. Hayır Merih yapamam. Hay zengin gibi davranmak falan filan bunların hepsi bir yana tamam. Ama nasıl gireyim ben o odaya o hırsız gibi ya yakalanırsam? Yaparsın Pumpkin. Yaparsın. Başka çaremiz mi var? Neslihan zaten yok. Zafer erken çıkıyor. Onur da çıktı mı tamam. Alternatifimiz yok. Alternatifimiz yok. Bak tamam ben de pek az etmiyorum. Ama Alp'i bir kere daha yarı yolda bırakamaz. Melis. Ne yapıyorsun bu saatte İK katında? Onur. Çok pardon. Korktum. Korktum bir anda karşıma çıkınca. Küpe. Yakalanırsam ne yapacağım Merih? Küpemi kaybettim dersin. Küpe mi? Küpe. Küpemi kaybettim de ben. Annemden kalan bir şeydi. Manevi değeri var yani. Bir geleyim arayayım dedim. Arasaydın beni keşke. Ben baktırırdım. Haklısın. Haklısın. Keşke seni arasaydım da işte çok geç fark ettim. Çoktan hepiniz çıkmışsınızdır diye düşündüm. Temizlikte de sabaha kadar kaybolur diye geldim. Kendim arayayım dedim. Ya kusura bakma haber vermem gerekiyordu. Biliyorum özür dilerim. Yok canım sorun değil. Burada mı düşürdün? Yani yok burada düşürmem bilmiyorum. Öyle her geçtiğim yere bakıyorum. İşte de dolandım bir iki tur yok hiçbir yerde. Gel birlikte bakalım. Ya için rahat etsin diye. Toplantı odasına baktın mı?
Yok. Yani oraya bakmaya cesaret edemedim aslında. Asıl oraya bakmak lazım. Gel. Bayağı korktun sen. Evet. Gece karanlık. Ben bir alkolsüz kokteyl alabilir miyim? Aa, Nil Hanım. Merhaba. Ne tesadüf. Merih Bey. Merih, evet evet. Bugünkü toplantı neydi öyle ya? Aslında karşılaştığımız iyi oldu. Biraz konuşabilir miyiz? Evet. Nereden başlasak? Ben ışığı açayım o zaman. İyi olur. Yok. Düşünürken kulağını kaşıyorsun. Belki o ara düşürmüşsündür. Çok nadir yaparım ama. Biliyorum. Keşke ben de senin kadar dikkatli olsaymışım. Belki o zaman kaybetmezdim. Aa, toplantıda burada oturmamış mıydın? Evet. Gel oraya bakalım. Ha, bu mu? Orada. Dur, dur, aldım. Aldım, dur, aldım ya, dur. Ay. Ne oldu? Battı mı? Bir şey olmaz canım, küpe ne olacak? Ay, şurası açık kalmış. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Ay, tamam. Çıkalım o zaman biz artık. İyi, ben sana yardım edeyim. Olur. Gelmez. Teşekkür ederim. Arabayla mı geldin? Akşam trafiğindeki aracımı biliyorsun. Scooter. Scooter. Gerçekten mi? Evet. Seni ben bırakabilir miyim? Zahmet olmasın sana. Ne zahmeti canım? Zevkle. Zevkle. Yürü. Ya aslında hiç yolun üstü değildi tabii. Keşke ben taksiyle halletseydim. Seni çok yoruyoruz. Bu kadar da olsun değil mi? Nasıl geçti toplantı? Bilge anlatmadı mı bir şey? Ben senin açından nasıl geçtiğini sordum. Bilmem. Bilmem yani, benim açımdan keyifliydi. Nil Hanım'a biraz üzüldüm sadece. Şu okuduğu okul konusunda yalan söyledik bir geldi bana ama. Bir bir şey söylemedi mi? O da şoktaydı. Yani böyle şuursuz bir yalanın söylenebileceğini düşünmemiş haliyle. Yani aslında cesaret de sayılmaz mı bir yandan bu yaptığı? Bütün işini bir yalanın üzerine kurmak mı? İşinde gayet başarılıymış ama duyduğum kadarıyla. Aa, işinde başarılıysa adını işiyle duyursaydı. Sen gerçekten onaylıyor musun? Yani... Yok. Yani onayladığımdan değil tabii ama... Aslında onu da anlamaya çalışıyorum sadece. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu cemiyette içerikten çok etikete bakmayı tercih ediyorlar. O da kendini kanıtlamak için ambalajını süslemek zorunda kalmış. Yani ne var ki bunda? Sonuçta yeteneği yalan değil. Yalan yalandır. Bak ortaya çıktı. Ne oldu? Yeteneği çöp oldu. Ne kazandı?
En azından artık kimse yeteneklerini sorgulayamıyor. Hayır yani çünkü gördüğüm kadarıyla Zafer de şu an kendini kanıtlamak için pek de onaylamadığınız şeyler yapıyor. Hepimiz görünmek için çaba harcarız. Saçmalamak normaldir mi diyorsun? Sen hiç saçmalamadın mı? Ben sonuçları tartarım. Peki ya hayat mantığa sığmadığında? Hı? O zaman ne yaparsın? Öyle bir şey nasıl mümkün olabilir ki? Bilmem. Aşkı bulan sensin. Aşk mantığa sığmaz diyorlar. Sığar mı? Senin bu soruya cevabın ne? Aşkı bulunca söylerim. Şuna bak ya. Gördün mü baba? Dedim ben sana adam bizi kapının önüne koyacak diye. Sus kız sus. Sinirimi oynatma ha. Bağırma anneme. Teyzemin parası var. Ödeyecek o kirayı. Anneme de söyledi. Söylesene anne. Ne dedi kız Zeynep sana? Ne dedi kızım söylesene. Söylesene unutma kendini bak. Kiramızı ödeyecek. Var onun parası. Sokakta kalmayacağız. Allah Allah. Nereden geliyor bu değirmenin suyu acaba? Çıkar onun kokusu bir yerden. Ah kızım, ah. Başardın mı? Ay Melih bağırma. Allah aşkına bağırma. Zaten bütün sinirlerim ayakta. Onur'a yakalanıyordum az kalsın. Ay E'si? Küpe dedin. Küpe dedim. Birlikte saçma sapan küpe aradık sonra. Birlikte küpe mi aradınız? Boş ofiste. Evet. Çeksene. Adonis'le konuştun mu? Bırakacaklar mıymış? Adamlar ofise girene kadar bırakmayacaklarmış. İyiymiş ama problem yok. Yırttık yani. Oh be. Benim de sana bomba haberim var. Senin bu sinsi bige ava giderken avlandı. Nil buna bir sinirli. Bana kumpas kurdu. Eğlendi benimle diyor. Çok bozuk çok. Versen bir kaşık suda boğacak. Allah'ım su olsa da versek ki. Ay dile sen dile sen dileyince oluyor. Ne? Bu hatun Bige'nin çok büyük bir sırrını biliyor ve ortaya çıkarsa çanak çömlek patlar. Saçmalama. Ve bil bakalım senin bu muhteşem stratejistin bu sırrı kime söylemesi için Nil'i doldurdu? Ay deme. Harika. Ay saçmalama. Neymiş peki Bige'nin sırrı? Dinle dinle. Bak şimdi. Hayatımın direksiyonuna geçmeye karar verdiğimde kolay bir yola çıkmadığımı biliyordum. Bedeller ödeyeceğimi, hayal kırıklıkları yaşayacağımı. Yalnızlıkla sınanacağımı. İstemediğim yollardan geçmek zorunda kalacağımı biliyordum. Hayatta bunlardan kaçamayacağımı bildiğim gibi. Bildiğim acılarda kaybolmaktansa bilmediklerimi göze alırsam bir yol bulabileceğimi umarak çıktım yola. Merhaba, Nil ben. Bekletmedim değil mi? Buyurun oturun. Evet Nil. Anlat bakalım. Bige ile ilgili o çok önemli ve özel olan şey neymiş? Can kulağıyla dinliyorum seni. Evet.
nasıl başlasam bilemedim. Biz Bige ile birkaç yıl önce biliyorduk sizin hayatınızı. Kimsenin çukurunda kaybolmaya niyetim yok. Hedefime ulaşana kadar da durmam. Tüm oyunu değiştirecek bir koz buldum. Merak ediyorsan ara. Girdiğim tünel ne kadar uzun ve karanlık olursa olsun, ya bir yol bulacağım, ya bir yol açacağım. Başka alternatifim yok. Adam almışlar işe. Şimdi beni sağladılar. Ben masamı devirip kalktım bir kere. Kendi masalımı kurmadan o masaya tekrar oturmam. Melis hakkında konuştuklarımızı düşündüm. Hatta o günden beri başka bir şey düşünmüyorum. Ve? Sen haklıydın. Ama diğerleri gibi davranalım. Güzel. Bu sefer hemfikir olmamıza sevindim Zafer. Abi. Ben hayatımda ilk defa birine köpek gibi aşık oldum. Geçici bir heves değil. Bundan eminim. Merak etme.